Kıymetli arkadaşlarım, tekrar selamlar. Bu dersimizde Sitavi programına internet sayfasından nasıl ekleme yapabiliriz? Bunu göstermeye çalışacağım. Biliyoruz ki mesela kaynak taraması yaparken, literatür taraması yaparken bazen web sitelerine de denk geliyoruz. Bu web sitelerinin içerisinde bulunan makaleler, köşe yazarları da bizim için önem arz etmektedir. Bunlar da birer kaynaktır arkadaşlar. Bu kaynakların nasıl elde edildiğini, nasıl Sitavi programına eklendiğini göstermeye çalışacağım. Hatta birazcık daha ileriye gidip özellikle eklediğimiz bu web sayfalarından nasıl birer PDF üretebileceğimizi de göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Öncelikle hemen bir web sitesine girelim. Bir web sitesinde mesela örnek vermek gerekirse diyelim Habertürk'e girdim. Habertürk'ten mesela Fatih Altaylı'nın yazısını okudum. Örnek veriyorum tabii. Girdim. Yazarlar kısmına geldim mesela. Evet. Yazarlar kısmına geldim. Buradan diyelim ki Fatih Altaylı'nın yazısını mesela okudum. Okuduktan sonra bunun benim için önemli bir yazı olabileceği düşüncesi içerisindeyim arkadaşlar. Ne yapıyorum? Bunu kaydediyorum. Bunu kaydedebilmek için de nasıl bir yol izleyeceğim onu gösteriyorum. Basit. Böyle pek fazla mesela kafamızı karıştırmayacağız. Şu anda mesela şu sayfayı alalım bize yeter arkadaşlar. Bakın şu linki aldığımızda, kopyaladığımızda evet, hemen ne yapıyoruz? Yeni bir kaynak açıyoruz. Bakın buradan artı kısmına geldim. Geldikten sonra da bir web sayfası açacağım. Yani internet dokument. İnternet, evet, internet dokument ya da internet materyal. Bu şekilde. Okey diyorum. Dedikten sonra arkadaşlar bakın burada online adres bu kısma giriyorum. Ne yapıyorum? Ekledikten sonra şu kısma Fatih Altaylı falan da yazabilirim. Örnek mesela Altaylı. Altaylı. Gün Fatih. Sonra bunu buradan da gösterebilirim. Bakın. Hemen web sayfası geldi. Program bunu otomatikman gidip alıyor, getiriyor. Evet. Burada arkadaşlar dikkatini çekerim. İşte web sayfası burada yer aldı. Evet. Ben istersem yazıyı buradan da okuyabilirim arkadaşlar. Tabii buradan da okuyabilirim. Ondan sonra istersem yazıyı PDF'ye de çevirip okuyabilirim. Bazen bu web sayfalarını alırken dikkat edin mesela web sayfalarını eklediğimiz zaman yani reklamlar kısmı da gelebiliyor. Bu reklamlar kısmı da programın özellikle kendisini kaydetmesine engel olabiliyor. Şu anda onu yaşayabiliyoruz. Evet. Bununla ilgili mesela yani bir köşe yazısında diyelim yani onun künyesi nasıl olabilir? Elbette köşe yazısını yazan bir insan var. Bu insanın bir adı var. Ondan sonra bu köşe yazısının yayınlandığı bir tarih var. Bu köşe yazısının yayınlandığı bir yani bir gazete var. Bu gazetenin bir ismi var. O tür bilgileri mesela bu kısımlara yerleştirmemiz gerekmektedir arkadaşlar. Ondan sonra bu makalenin yani köşe yazısının yayınlandığı bir link var. Bu linkin güncellendiği bir tarih var. Bunları hepsini bu tarafa ekliyoruz. Örnek vermek gerekirse yazarın ismini, ondan sonra yazının başlığını, dikkatini çekerim. Evet, yazının başlığını, yani buraya hepsini ekleriz. Ondan sonra da hemen yapalım. Bakın şuradan kopyalıyorum. Evet, kopyaladım, yazının başlığını getirdim, ekledim. Ondan sonra yılı ekledim, 2018 diyelim. Ondan sonra Habertürk mesela. Habertürk. Ondan sonra online adresi getirdim, yapıştırdım. Sağ tıkladım. Insert current date. Yani bugün yani ben bu yazıya ulaştım. Onu getirdim, yükledim. Özür dilerim, last update değil de yani en son güncellenme değil. Benim ulaştığım tarihi ekliyorum bakın buraya. Evet. Yani bu kadar bilgi bizim için yeterlidir. Ya da o günün tarihini atarsak, evet, tarihi koyarsak gerçekten önemli bu şey. Mesela şuraya tarihi atarsak arkadaşlar, yazıya alındığımız tarih. Bir de yazının çıktığı tarih var. Dikkatini çekerim mesela o da burada yer alıyor. Bakın mesela güncelleme. Aslında mesela bu update dediğimiz kısım, mesela şurada en son update edilme kısmı burası. Bakın yapıştırıyorum. Ondan sonra da yazıyı ne zaman aldım? Onunla ilgili bilgi ekliyorum. Yani bu bilgileri eklediğim zaman bir künye meydana geliyor. Bu künye mesela bu köşe yazarını da bir kaynakçı olarak atfetmemi gösterebiliyor. Yani imkan tanıyabiliyor.
Ben devamlı bu köşe yazarını diyelim ki mesela bu sayfayı böyle kullanmak istemiyorum. Bunu PDF'ye çeviriyorum. Bakın burada PDF'ye çevir bir linki var. Yani Citavi programı ne yapıyor? Bu web sayfasını PDF'ye çeviriyor ve bizim bunun üzerinde not alabilmemizi kolayla sağlayabiliyor arkadaşlar. Biraz belki sürebilir ama yine bekleyelim. Evet. Yani program bunu yaparken bakın şu üst kısımda bulunan mesela işte atıf atabilmek için yani özür dilerim yani yorum yapmak, özet çıkarmak bununla ilgili mesela bunlar PDF olunca burası etkin oldu. Dikkatinizi çekeceğim. Bakın etkin olacak. Şimdi yazı PDF'ye dönüştü. Artık ben bu yazıyı bir PDF sayfasından okuyorum. Ne yapıyorum? İstediğim kadar büyütebiliyorum arkadaşlar. Dikkatinizi çekerim. Ondan sonra da not alabiliyorum. Mesela dedim ki böyle bir not aldım. Evet, şu kısım benim için önemli. Ne yaptım? Bir notumu aldım buradan. Dedim ki yani şurada atıyorum. Şu hakkında konuşur. Şu hakkında mesela yazar bu bölümde şu konu hakkında bilgi vermektedir. Evet. Böyle bir not aldım. Bu üstün körü bir not. Daha sonra mesela amacım burada mesela yani tespit ettiğim konuların böyle bir an önce böyle karşında yer almasını istiyorum. Burada tabii gruplama yapabilirim. Burada sayfa numarası verebilirim. Tabii bu PDF olduğu için sayfa numarası vermeye gerek yok. Dikkat ederseniz ben böyle aşağılara da gitsem burada bir link var. Bakın bu linke tıkladığım zaman linkin yani bu notu nereden aldım hemen karşımda çıkıyor. Bu da demek oluyor ki uzun sayfalı mesela uzun sayfası uzun olan mesela PDF'ler vardır. O PDF'ler arasında rahat bir şekilde gezinmemi sağlıyor. Bu PDF'ye çevrilince arkadaşlar otomatikmen dikkat edin şuradaki adrese gidiyor, yerleşiyor. Yani projemize yerleşiyor. Hep PDF olarak kalıyor. Bu da dijitalize olma açısından önemli. Bunlar ne mesela? Şunlar ne? Onlarla ilgili biraz bilgi vereyim. Mesela bu da bir sarı bir not böyle alıyorsunuz. Sarılaştırıyorsunuz yani belirgin hale getiriyorsunuz. Ondan sonra bundan mesela notlar elde edebilirsiniz. Bakın mesela. Sonrasında kırmızı not direkt atıftır arkadaşlar. Mesela seçer. Şu an için kırmızıyı seçeyim. Bakın mesela. Şöyle bir atıf meydana getiriyor. Bakın şu anda kırmızıyı seçiyorum. Evet. Seçince bakın seçtim. Şurayı aldım. Otomatikmen alır getirir. Evet. Yani oranın başlığını verir. Bunu birkaç defa daha deneyeceğiz. Farklı PDF'lerde de deneyeceğiz. Nasıl cevap verdiğini görmeye çalışacağız arkadaşlar. Bu dersimizde ne yaptık? Bu dersimizde web sayfasını internetten aldığımız bir web adresini Citavi programına ekledik. Ondan sonra onun künyesini eklemeye çalıştık. Daha sonrasında ise bunu PDF'ye çevirdik. Yani web sayfasını PDF'ye çevirdik. Bir kaynak meydana getirdik. Bundan notlar alarak nasıl yararlanabileceğiz? Onunla ilgili bilgi vermeye çalıştık. İleriki derslerde daha da ayrıntılı bilgi vermeye çalışacağım arkadaşlar. Herkese kolay gelsin diyorum.